bir şeyi yanlış iliklerseniz onun sonuçlarını yaşarsınız dediniz. Bir şeyleri de yaşıyoruz. Ama şimdi de Mehmet Şimşek politikaları var. İşçi, memur, emekli, hatta asgari ücretli nasıl bir Temmuz yaşayacak? Biraz yaşayacak dediğimiz noktalar zorlanma olarak Mayıs'ta görüldü. Haziran'da da daha fazla görülüyor diye düşünüyorum. Bir taraftan olumlu gelişmeler açıklıyoruz. İşte döviz girişi artıyor, Merkez Bankası rezervini arttırıyor. Dış dünya daha sıcak bakıyor. Gri listeden kara para konusunda özellikle önemli olan bir durum çıktık. Yeniden beyazız, mutluyuz. Diğer tarafta cari açık beklediğimizin üzerinde azalıyor diyoruz, mutlu gibi oluyoruz. Enflasyon da şu baz etkisinin dönmesiyle birlikte yıllık bazda baktığımızda düşük açıklanmaya geçecek diye sevinmeye çalışıyoruz. O tarafına enflasyon Kerem Bey aylık bazda ne yazık ki Mayıs'ta yüksekti. 5 ayda %22'yi aştık. 6 aylık enflasyonda muhtemelen 24,5-25 civarında açıklanacak TÜİK tarafından. Size göre başka bir TÜİK açıklanacak. Yani herkesin TÜİK'i kendine artık. Evet. Böyle bir durumda siz de altyazıda herhalde örtülü IMF programı kullanıyorsunuz. Evet. Çok konuşuluyor kamuoyunda dediğiniz gibi. Aslında son zamanlarda yapılan bir nevi IMF'in geçmişte uyguladığı politikalara benziyor gibi. Ama burada sanki burada bir şeydi. Oral hocam, burada sanki bir kurnazlık yapıyoruz. Çünkü direkt IMF programını uygularsak IMF diyor ki ya şunu harcayamazsın. Hani bak burada çok ileri gidiyorsun. Burada yanlış yapıyorsun. Şimdi IMF programını uyguluyoruz ama IMF'siz uyguluyoruz. Çünkü IMF gibi diyor ki, deniliyor. Efendim? Yani şöyle para politikasını sıkılaştırma yapılınca halk rahatça tüketmeden ödün vermeye başlayınca hemen adı IMF'miş gibi oluyor. Evet. İyi de önceki kontrolsüz kredi mekanizması tüketimin büyümeyi tetiklediği, büyümenin yani tüketime dayandığı bir model sürdürülemez. Sürdüremediğin yerde dur yavaşlayalım dedik mi IMF programı. Ya bu ekonomide rasyonellik var. Kaynak etkinliği olayı var. Türkiye kaynaklarını etkin kullanıyor mu kullanmıyor mu diye bir endeks oluşturulsa iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Ona göre hedef politikalar belirlensin. Kaynak tahsisinde Türkiye ne kadar başarılı ilerliyor. Yani sadece IMF takıntısına çok geçtik. Çünkü Kerem Bey siz derseniz ben dersem bazen inanın biz aslında görüşlerimizde fikirlerimizde hürüz eminim buna. Ama bir sayın bakan bir önceki döneme irrasyonel dediği zaman normal bir şekilde devam edilebiliyor oluyor. Yani önceki dönem irrasyonelse ne demek? Bir şeyleri niye rasyonel yapmadılar? Nedir onlar tek tek? Kim yapmadı? Ya işte yani bu kadar dönem, net. Bu dönemin, kadar net yani. Bu o dönemin biraz daha doğrusunu yapmak IMF programı tek başına dememek lazım. Ben hani sizin de dediğiniz bir kısmına o şekilde ben de tam katılıyorum. Yani direkt burada olay tam bir IMF demek çok fazla haksızlık olur yani devleti yönetmeye. Ya benim IMF'e düşmanlığım bitmez de ama yani ben sizi çok sizi çok anlıyorum. Yani ben bir takım mitiklerde ihbar dediğim kendimi IMF defol diye bağırmış bir insanım ama dediğinizde çok haklı. Yani iki yöntem arasındaki farklılık. Sanki bu noktaya İsmet Paşa getirdi memleketi. Yani biz 3 sene önce de konuşuyorduk. Şimdi ne konuşuyoruz? Yani tablo ortada. Şimdi buyurunuz. Siz şeyi sordunuz. Özetle yani bu anlattıklarımızla Haziran'da da bir stres sıkıntı söz konusu oldu. Görüntü
Yani ne dedi Sayın Bakan? Haziran itibariyle dezenflasyonu daha etkili, hızlı uygulayacağız. O zaman faizi arttırmadın, dezenflasyonu daha da fazla uygulayacağızın adımları o derece sertleşme devam etmedi. Yani faizi yüksek seviyede tutmayı dezenflasyon kabul ettiğini gördük. Hatta bu döviz girişi artıyor. Yabancılar daha ılıman iklim diye bakıyor sözlerini ben potansiyel olarak faizi indirmeye hazırlandıklarını düşünüyorum Kerem Bey. Evet. O potansiyele kadar yani muhtemelen Eylül'ü bulur. Yani oraya kadar bir kemer sıkma gibi diye düşünebilirsiniz. Yani tüketimde bir baskılayıcı unsur olabilir gibi görünüyor. Ama bundan halk hepsi aynı etkilenmiyor. İşin ilginci Türkiye'de artık. Evet. K tipi yani aynı karardan olumlu etkilenenler de oluyor, olumsuz etkilenenler de oluyor gibi düşünün. Yani ekonomide grup grup harcamaya geçenler oluyor. Yani bugün Kerem Bey harcanıyor, ekonomi canlı gibi gidiyor. Yarın ben harcanıyorum, canlı gibi gidiyor. Öteki gün başkası bir grup harcanıyor gibi gidiyor. Ve bu Türkiye ekonomisinde çok sert bir şekilde toplumsal bir stres sıkıntı göremiyor gibi oluyoruz. Ama bölüntülenmiş olarak stres sıkıntı yaşanıyor. Evet. Devlet de bunu lehe çevirmeyi başarıyor gibi görüyorum bu durumu. Sürdürülebilirlik sağlıyor. Ama tabii ki Türkiye'nin çok fazla inşaat sektörü veya hizmet sektörü odaklı gitmesi ama aynı anda yüksek teknolojide istediğimiz kadar performansı yükseltemememiz bir handikap olarak devam ediyor. Böyle günler, stresli günler her ekonomide oluyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden biraz kabullenmek de gerekiyor. Ona da saygı duyuyorum. Peki. Nereye kadar ama bu sürdürülebilir? Onu daha sonra tekrar ele alırız diye düşünüyorum. Hocam sürem çok hızlı akıyor. Bir talebeniz olarak görün beni lütfen. Şunu sorayım. Deniyor ki ya işçiye, memura, emekliye zam yaparsak enflasyon azar. Yani bir taraf bunu diyor. Diğer taraftan tamam peki kardeşim diyoruz ahali. Elektriğe %38 zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam ve rakamlar da çok yüksek. Bu enflasyonu azdırmıyor mu? Yani buradaki şeyi nasıl anlamalıyım, nasıl öğrenmeliyim? Yani ya, ekonomiden anlamıyorum gerçekten ama hani bunu çözemiyorum hocam. Vallahi bunları düşündükçe alerjim arttı. Benim de bakın böyle yanakta böyle stres artınca alerji artıyor. Ekonomide de alerji yükseliyor diye düşünüyorum. Gelir gider dengesi devlet için önemlidir. Aileler için önemlidir. Şirketler için önemlidir. Devletin gelir gider bütçesini dengeleme süreci tabii ki makro açıdan hepimizi ilgilendiriyor. Ama bunu yaparken bireysel refah düzeyinden ödün vermek de çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Seçimler bitti. Yakın zamanda seçim yok anlayışıyla bu çok konuşulur hale geliyor. Yani seçim olsaydı geçen sene işçiye anormal asgari ücrete zam yapmak normaldi de şimdi önümüzdeki 2-3 yıl seçim yok olan bir atmosferde hayat pahalılığı anormal yükselmeye devam etmiş. Sadece şu ilk 6 ayda %25 daha enflasyon olmuş değil mi? Evet. İlk 6 ay. Buna karşı bir yani gider tarafı arttı demektir Kerem Bey. Yani gider tarafınız yani TÜİK'e göre %25 arttı. Yani 100 kazanan 100 harcayan adamdınız diye düşünün. Asgari ücretiniz hani 100 diye kabul edin ama giderinizde 100 diye kabul edin başa baştınız giderler 6 ayda baktınız 125'e geldi geliriniz %100 duruyor ise değil mi basit siz bunu soruyorsunuz bana zaten hani bu nasıl olacak diyorsunuz bu sorun olarak büyümeye devam edecek bir gün düzeltme ihtiyacı olacak yani ister devlet maaş taraflarını evet biz emekliye artırıyoruz, evet asgari ücreti artırıyoruz demek durumunda kalabilecektir. Bunun için bir ay iki ay dayanmayla neyi kanıtlayabilir devlet?
döviz girişi çok arttı. Ekonomi biraz daha rayına girdi. Derecelendirme şirketleri notlarımızı arttırdı vesaire. Ve bu arada da halk anlasın ki biraz fedakarlık yaptınız. 100 gelir 125 gidere rağmen birazcık borcunuz büyüdü. Ama ama bakın sabırla 2-3 ay atlattık. Evet. 2-3 ayda atlatılabilirse diyorum, orada düzeltme gelir. Ekonomideki düzelmelerle birlikte. Ama şu anki göründü genellikle devlet ya ben vermeyeceğim, siz de ona bir şey dediniz. Çok rahat bir şekilde söyledi dediniz sanırım Bakan Bey, Çalışma Bakanı. Evet. Artış olmayacağı yönündeki bir değerlendirmesi. Ama inanın 10-12 bin 15 bin lira emeklilik parasıyla yani bunu bir şey, gerçekten devletin en üst düzeyde değerlendirdiğini zannediyorum. Bu kadar yıllarca insanlar emek veriyor bu ülkeye. Onları herhalde mağdur etmeyeceğine de ben inanıyorum demek istiyorum.